Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ne zaman ders vlogu çektim en son? Oldu bayağı. Gerçekten araya böyle vloglar gireceğini size söylemiştim ve öyle oldu. Sonunda ders vloglarına geri döndük. Ay arkadaşlar, 2 ay sonra sınav öğrencisi olacağım. Çok garip. Ne ara zaman geçti yani? Of, anlayamadık ya. Neyse. Yani şu 3 sene nasıl geçti bir sorsanız gerçekten hani bir kelime de özetlerim, o kadar hızlı geçti yani. 12'ler de sınava girecekler. Onlar da heyecanlıdır, streslidir şimdi bu dönemlerde. Sonra topu bize atacaklar, bakalım. Arkadaşlar sabah böyle ufak bir gezinti yaptım. Birkaç parça bir şey aldım. Onları size göstereyim madem. Böyle 2 tane tükenmez kalem aldım öncelikle. İhtiyacım vardı. Sonra böyle şeffaf posta aldım. Bunları önceden görmüştüm ama böyle alsam mı almasam bilemedim. Sonra dedim ki bugün alayım, bir deneyeyim dedim. Nasıl bir şey, hani iş görüyor mu bilmiyorum. Daha denemeden yorum yapamam ama iş göreceği benziyor. Böyle siz de görmüşsünüzdür zaten. Şeffaf, hani karalama yapmak istemediğiniz kağıda, kitaba bu şekilde şeffaf posta yapıştırabiliyoruz. Bunu aldım. Hatta koymayayım, paketini kullanırım ben. Sonra böyle bir tane çok tatlı bir post-it ya. Bakar mısınız? Ben acıklı aldım. Bu arada bu kolları katlanabiliyor. Ay çok tatlı. Eli dışa dönüyor. Bakın göstereyim size. Sekal böyle tutuyor. Buna böyle tutuyor. Katlıyor. Buraya işte sırlarınızı yazın falan diyor da. Ben buna böyle ufak ufak işte notlar, kelimeler yazmak için almıştım. Burası katlanması da hoş oldu. Sonra arkadaşlar, çok eski bir kitapçıya gittim, gördünüz beni. Ben oraya bayılıyorum. Böyle modern kitapçılardansa eskitme, eski tarz çok hoşuma gidiyor. Aldığım kitaptan da anlarsınız zaten. Çok eski bir kitap aldım. Yani şöyle göstereyim, yaprakları artık. Hani böyle sarıdan kahverengiye doğru gidiyor ve kokusu hani tam böyle beklediğim gibi bir koku. Hani böyle eski kitap kokusu deyince bir koku gelir ya burnunuza, tam o kokudan yani. Yani ben ikinci el kitapları seviyorum. Bilmiyorum, mesela şu yapraklar bana böyle bir yaşanmışlığı hatırlatıyor. Hele içinden böyle bir çiçek, bir not falan çıkıyorsa çok mutlu oluyorum, bilmiyorum yani. Sonrasında da bu şekilde yine dış tasarımı çok hoşuma giden bir not defteri, günlük, artık siz ne derseniz, bir defter aldım. Bu şekilde üzerinde dramanın işte görsellerinin olması çok hoşuma gitti. Onu yazı yazmak için aldım ve bu klips şeklinde olan yeri de çok tatlı. Ben yazı yazmayı seviyorum. Mutlu olduğumda, üzüldüğümde ya da herhangi bir durumda. Yani günlük tarzı düşünebilirsiniz. Özel minik bir defterim. Böyle çok tatlı bir alışveriş yaptım. Güzel oldu bence. Hoşuma gitti. Böyle kafa dağıttım falan. Size de göstermek istedim minik alışverişimi. Şimdi ben TYT için de biraz program oluşturdum. Ayrıca bu ders çalışmanın günlüğü çekmediğim sıralarda bir kaynak alışverişim oldu ufaktan. Onu da göstermek istiyorum. Bu süreçte Aydın ve Miray yayınlarıyla tanıştım. Aydın yayınlarının 3 tane, fizik, kimya, biyolojiden branş denemelerini aldım. Bu arada 12'yseniz tam bence zamanlı bunları çözmek için. Ben şu anda çözmeyeceğim. Biraz ilerleyen zamanlarda çözerim işte bu fen konularını bitirdikten sonra. Ama eğer 12. sınıfsanız bence tam, hani sınavı şu anda kaç gün kaldı? 49 gün falan kaldı herhalde. Tam yani ideal şu an çözmek için bence. İçindeki soruları da beğendim. Böyle size de göstereyim. Tam sınav tadında. Yine Miray yayınları da öyle arkadaşlar. Ne kolay ne hani zor. Tam sınav tadında. Bundan da fizik ve kimyası var elimde. Şöyle sorularından minik göstereyim sizlere. Sonra bir de paragraf kitabı artı paragraf denemeleri aldım. Bugün hatta paragraf denemesinden bir tane çözmek istiyorum. Bunu daha incelemedim. Bugün birlikte inceleyeceğiz. Bir fasikülünü çözeceğim. Hatta çek kopar. 25 sorudan oluşuyor. Bunu koparsam kopar mıyım ya? Ben yanlışlarıma falan bunun üstünden bakarım. İlk fasikülde 25 soru var. O zaman gelin hemen paragraf denemesiyle başlayalım vakit kaybetmeden. Özledim sizi ya. Ders çalışma günü çekmeyi de özlemişim. Bu arada yüzüme ben nemlendirici sürdüm daha demin. Onu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar şimdi ben denememi bitirdim. Soru kalitesinden bahsedeyim. Sorularını beğendim. Çok zor sorular değil. Çok hani kolay sorular da değil. Yine tam böyle orta seviye diyebileceğiniz bir
derim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben artık paragraf çalışmamı tamamladım ve diğer yapmam gerekenleri biraz söyleyeyim. Şimdi yine TYT matematikten bu şekilde fasikül ödevlerim var. İlk fasikülden ilerleyebildiğim yere kadar ilerlemek istiyorum. Böyle arada birkaç sayfa sorularını yapmıştım. Yapmadıklarım var. Onları çözeceğim. O zaman matematik çalışarak devam edelim. Telif yiyeceğim. Arkadaşlar bu arada bu sıra aşırı motiveyim. Bunun bir sebebi de hatta baya büyük bir etkisi dediğim koçum. Hani koçluk alıyorum biliyorsunuz. İkinci ayıma girdim. YKS Boğaziçi'nden koçluk alıyorum ve o kadar motive oluyorum ki şu sıra. Hani tam gerçekten ikinci ayda etkisini net görmeye başladım. Süper bir şey yani. Ben şu ana kadar hiç koçluk almamıştım. Yani ilk defa almaya başladım daha ikinci ayım. Ama gerçekten çok etkisi var. Zaten sizinle böyle sürekli paylaşıyorum. Ecreus koduyla siz de indirimli bir şekilde koçluk alabilirsiniz. Düzenli çalışmak istiyorsanız, biriniz sizi dürtmesini, biriniz size program yapmasını istiyorsanız tavsiye ederim. Bana açıkçası katkısı oldu. Çünkü ben de hani gerçekten bazen sıkılırım, sevmedim, yapamadım dersen kaçarım. Hani öyle bir insanım. Bence çoğumuz böyle yapıyor. Böyle konularda birinin sıkıştırması gerekiyor. Yani bunu annemizin babamızın yapması olmuyor. Hani bunu gerçekten yaşamış, tecrübe etmiş birinden duymak çok daha farklı oluyor. Hele sizin istediğiniz üniversiteden birinin bunu söylemesi daha farklı oluyor. Öyle Ecris koduyla size isterseniz açıklamaya bıraktığım linkten koçluk alabilirsiniz. Böyle söyleyeyim dedim size de paylaşayım dedim. Evet arkadaşlar, matematik çalışmamı da tamamladım. Bu arada Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Şimdi bir anda aklıma geldi. Oradan beni daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdi biraz iPad'ten çalışmam gerekiyor. Şu ana kadar paragraf denemesi çözdüm. İşte matematik çalışmamı tamamladım. Güzel oldu, matematiği de halletmem aradan çıkmış oldu. Şimdi ise iPad'ten çalışmam gerekiyor. O şekilde. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara şu pembe çiçek emojisini bırakabilirler. Çok tatlı olur. Yorumlar böyle çiçekler olsun, hepsini kalpleyeceğim. O zaman şimdi çalışmamıza başlayalım. Arkadaşlar çalışmamı tamamladım. Şimdi arkadaşlar TYT Türkçe'den bir tane test çözeceğim. Test bilgisinden. Bu kaynaktan çözeceğim. Şöyle benim TYT Türkçe netim en son denememde kaç geldi? 30 net geldi. 32 doğru, 8 yanlış yaptım. TYT Türkçe'ye hiç çalışmadım. Yani işte yeni yeni şimdilerde başlayacağım. Yani başlangıç için güzel bir net. Zaten 8 tane yanlışım var ya, onlar hani dil bilgisinden. Hani paragrafta yanlışım çıkmadı herhalde. Paragraftan bir tane yanlışım falan var. Onun dışında dil bilgisinden. Onu da hani konu bilmediğimden ötürü. O yüzden biraz dil bilgisine bakacağım. Burada ses bilgisi var. O konudan test çözmeyi planlıyorum. Normalde denemede ses bilgisi bir tane sorusu oluyor, tamam mı? Onları sürekli atlıyordum. Sonra işte o denemeye girdim. Ses bilgisi sorusu gelince dedim hani bunu boş bırakmayayım, bu sefer yapayım dedim. Sorudaki eklerin hani yumuşama mı olduğunu, türeme mi olduğunu doğru bulmuşum. Ama hani isimlerini karıştırmışım. Şimdi öğrenme aşamasında olduğum için. Hani aslında soru yapmışım ama isimlerini karıştırdığım için o soru yanlış oldu. Ama çözüme pişman değilim yani, iyi ki boş bırakmamışım. Böyle deneye deneye öğreneceğim nasıl olsa. Bir dahakine artık. O zaman şimdi gelin buradan test bilgisinden testimi çözeyim.
arkadaşlar. Ben şimdi Türkçe çalışmamı da tamamladım. Saçlarım bu arada aşırı uzadı arkadaşlar. Bir de önlerdekiler kısa. Bakar mısınız? Şu an bir de dalgalı yani. Benim saçımı düzleştirsem bayağı uzadı. Neyse buraya buradan ben kendime baktım da oradan gördüm. Çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ne tarz videolar istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Nasıl isterseniz ben de öyle çekerim. Genelde ders çalışma günlüklerini seviyorsanız bu da bir TYT Edition hali oldu. Oralar ben modum iyi yani. Ben mutluyum bilmiyorum. Bu aralar gerçekten motivasyonum yüksek gidiyor. Şimdi saç dedim ya, sürekli saçımla oynayacağım. Neyse arkadaşlar, bu aralar gerçekten mutluyum. Umarım sizler de mutlusunuzdur. Hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Öyle yani. Tabii ki bazen bizim de motivasyonumuz düşüyor. Benim de düşüyor. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu likelamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bakın, abone olmak o kadar motivasyon veriyor ki bana. Siz böyle bakıyorum, abonemi güncelliyorum. Ondan sonra yazıp stüdyodan işte. Artığını görünce böyle bir heves geliyor. Başlatıyorum videoyu falan yani. Gerçekten karşılıklı bir etkileşimimiz var bu YouTube'da. Şaka bir yana, gerçekten hani videolarımı beğeniyorsanız abone olun arkadaşlar. Sizi seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.